Bilgi ve iletişim teknoloji ürünlerinin geliştirileceği Living Lab Başakşehir'de, o fuarda laboratuvarın ne gibi katkılar sunacağını konuğu Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la konuşacak. Süleyman, sözü sana ve konuğuna bırakıyoruz. Nihal Akça, Başakşehir Belediyesi çok önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Dünyada 318, Avrupa'da ise 269 tane bulunan Living Lab, yaşam laboratuvarını ülkemize kazandıracak. Dünya çapında bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili ürünlerin ve hizmetlerin geliştirildiği, yerinde incelendiği ve tanıtıldığı Living Lab, Başakşehir'de kurulmaya hazırlanıyor ve Living Lab halkımıza hizmet etmeye başlayacak yakın bir süre içerisinde. Biz de Living Lab ülkemize neler kazandıracak, neleri içeriyor ve bize hangi kazanımları sunacak, bunu Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'la konuşacağız. Şu anda başkanımız yanımızda. Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Living Lab bizim çok bildiğimiz bir konu değil, ülkemizde ilk olması hasebiyle. Neler kazandıracak, nedir Living Lab? Tabii Living Lab aslında seçilen konularla ilgili son teknolojinin vatandaşla buluşturulması. Bunu en iyi buluşturabilecek kurumlar da belediyeler. Son 10 yılda falan gelişen bir kavram, fakat Avrupa'da hızla yayılan. Türkiye'de ilk defa Living Lab yetkisini biz aldık Başakşehir Belediyesi olarak. Şu anda ikinci bir belediye daha almış durumda ama onlarda bir adım henüz yok. İlk defa biz aldık ve bundan sonra da gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da Avrupa Birliği, biz Brüksel'e bu yetkiyi almaya gittiğimiz zaman o toplantıda gördük ki sadece yıllık kendi bünyesindeki Living Lab projesi olan belediyelere Avrupa Birliği'nden 40 milyar euro ayrılmış. Çok büyük, devasa bir fon. Çünkü burada hedeflenen teknolojinin vatandaşla buluşturması, teknolojinin vatandaşa hizmetine sunulması. Biz orada 3 konu seçtik. Bir tanesi temiz enerji, bir tanesi temiz çevre, bir tanesi de ICT teknolojisi dediğimiz iletişim teknolojisi. Şu anda biz Başakşehir sınırları içerisinde bu 3 konuyla ilgili en son teknolojiyi vatandaşa ulaştırmak istiyoruz. En son teknolojiyi vatandaşa ne sağlayacak? Biz işte eğer temiz enerji, temiz çevre dediysek, temiz enerjiyle ilgili işte alternatif enerjilerin kullanılmasından tutun da enerji tasarrufuna, yani halkımızın anlayacağı dilden evinin izolasyonuna en az enerjiyle nasıl ısınabilir? Bunlara kadar en son teknolojiyi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şu anda bilen yaptığımız bir yer var. Başakşehir İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi diye. Burada IT teknolojisiyle ilgili bir çalışmamız var. Başakşehir sınırlarında bütün evlere 1 GB'lik internet erişim hızını sağlayacak bir altyapı yapıyoruz. Yani fiber optik kabloyla bütün evleri birbirine bağlayacağız. Bu şu manaya geliyor. Şu anda vatandaşımız evinde 1 kilobitlik internet hızıyla internete erişiyor. Bilemediniz 2 kilobit. 1000 katı hızla internete ulaşabileceği, o iletişim teknolojisini kullanabileceği bir altyapı. O altyapı oluştuktan sonra her şey yapılabilir. Mesela ne yapılabilir? İlk uygulamalardan bir tanesi şu olacak, örnek olarak. Aile hekimlerimiz var. Aile hekimlerimize bir merkez kuruyoruz. Bu merkezden hastalarına o altyapı erişimi sağlandıktan sonra fiber optik kablayla hiç hastayı yanına çağırmadan evinde muayene edebilecek monitör üzerine. Veya vatandaşın belediye ile işleri olacak. Hiç belediye kadar yorulmadan monitör üzerinde belediyeye derdini anlatabilecek ve karşısında bir muhatap bulabilecek. Yani Başakşehir'de bir teknoloji ağı kuruluyor diyebilir misin? Yani şimdi bundan 3-5 sene önce 3G yoktu. Bu şekilde canlı yayın için büyük devasa araçlar vesaire gerekiyordu. Şu anda 3G teknolojisi hemen anında olabiliyor. Aynı şekilde bizim şu anda tahmin ediyorum 2-3 sene sonra vatandaşımız bu fiber optik altyapı oluştuktan sonra direkt hemen belediyeyle, herhangi bir kamu kurumuyla vesaireyle irtibatı varsa, oradan da o kamu kurumu ona altyapısını hazırladıysa, çok rahat bir şekilde derdini anlatabilecek, derdini çözebilecek. Biz vatandaşa bu altyapı teknolojisini bu şekilde bir şekilde sunmuş olacağız. Tabi bunlar oluştuktan sonra için içerisinde çok farklı şeyler girebiliyor. Ne girebiliyor? Eğer biz herhangi bir beyaz eşya üreticisi çok son teknolojilerle bir şeyler yapmak istiyor, İşte internet üzerinden kumanda edilebilen bir veya uzaktan yazdığından buzdolabının için takip edebilen bir yapı kurmak istiyor, gelecek,
orada uygulamalarını yapacak. Ondan sonra o altyapı hazır ve vatandaşın hizmetine bunlar sunulmuş olacak. Peki başkanım, şimdi burada akıllara şu isim geliyor. Neden Başakşehir? Yani neden Başakşehir seçildi? Evet, neden Başakşehir? Niye böyle bir Living Lab? Biz Başakşehir Belediyesi olarak yeni kurulduk. Yeni bir ilçeyiz. 2008 yılında kurulan son 8 ilçeden bir tanesiyiz. 2009 yılında da ilk defa belediye seçimi oldu ve biz ilk kurucu belediye başkanıyız. İlçe sınırlarımız çok geniş, fakat nüfusumuz ilçe sınırlarına göre şu anda mevcut nüfusumuz 2009'da 205 bin idi. Şu anda 330 bin civarında oldu ama planlanan nüfus 800 ila 1 milyon arasında. Hala %70-80'i henüz yapılaşması olmamış, yeni gelecek, yeni yapılaşmaya gelecek bir ilçeyiz. Böyle bir ilçede eğer biz bu yeni yapılaşacak yerleri gelişmiş ülke standartlarında, hatta onların ilerisinde onların örnek alabileceği yapılardan oluşturursak, o zaman yani Başakşehir'e, İstanbul'a, Türkiye'ye çok şey katmış oluruz diye düşünüyoruz. Çünkü İstanbul birçok medeniyete başşehirlik yapmış. O başşehirlik yapan İstanbul'da, İstanbul'un yeni yüzleri olarak kurulan ilçeler var ise, şu anda gerçekten hem kendimize hem dünyaya örnek gösterebileceğimiz o yapılaşma olması lazım. Biz onun için Başakşehir'de şu anda birçok uygulamamız var. Baz istasyonları vardı geçmişte. Herkesin kavga gürültü çıkarttı. İlk defa Başakşehir'de bütün şirketlerin, Turkcell, Avaya, Vodafone, hepsinin tek direkte toplandığı, üzerinde de mobese kamerasının olduğu, aynı zamanda bakanlığın da denetleyebildiği bir sistem olan tek direkt üzerinde sistem kurduk. Bu aslında herkesin belki yapmak istediği fakat yapamadığı bir şeydi. Biz belediye olarak bunu şirketlere zorladık, vatandaşlarımıza anlattık ve bunun sistemi kurduk. Yine biz orada şu anda işte aile hekimlerine yapacağımız şeyler, benzer türden uygulamalarımız belki Türkiye'de ilk defa uygulanan şeyler olacak. O uygulanan şeyler de vatandaşımıza o kolaylığı sağlayacak. Biz şu anda yeni yapılacak inşaatlara vesaire yeni standartlar getiriyoruz. Geçmişte biliyorsunuz evin içerisinde televizyon herkes seyrediyor. Ama bu fiber optik altyapıya uygun halde sistem kurmak için o sistem değişmesi gerekiyor. Yeni yapılacaklara diyoruz ki biz bundan sonra şu sistemi kuracağız, siz de elektrik tesisatınızı şuna göre yapın. Aksi takdirde biz orada size ruhsat vermeyiz, size orada iskan vermeyiz diyoruz. O şeylerin de altyapısını yapıyoruz. Şimdi vatandaşa tabii sadece zorlamayla değil, teşvikle şey yapıyoruz. Biz şu anda yeni müteahhitlerimiz geldi oraya. Diyoruz ki akıllı ev yapın. Akıllı ev yaparsanız şu altyapıyı biz size bedel istemeden getireceğiz. Akıllı evden kastınız ne? Tamam. Akıllı evin içerisinde çok şey olabilir. Evde eğer yaşlılar yaşayacaksa, yaşlıya akıllı evde ne ihtiyaçtır? En kolay sağlık kurumuna ulaşmak ihtiyaçtır. Herhangi bir sıkıntıya düştüğü anda, yani işte öyle şeyler geliştiriliyor ki işte evde yaşayacak insanlara göre, düştüğü anda hareketsiz kaldıysa bunu direkt hastaneye, en yakın sağlık kuruluşuna, en yakın ambulanslara haber verme sistemini o akıllı evde kurmuş olursun. Evde çocuk yaşıyorsa, okula gidecekse, evden kapıdan çıktığı anda okula nasıl varacak onu takip edebilecek bir sistem üzerine kurarsın. Evde yaşayanlar böyle eğitimciyse en hızlı şekilde üniversitesine, bağlı olduğu kuruma nasıl bağlanabilir? Odur. Dolayısıyla akıllı evin böyle sınırı yok. Ama akıllı ev içinde yaşayan insanın yapmak istediğini en hızlı şekilde nasıl yapabilir, nasıl erişebilir onu sağlamak. Dolayısıyla o altyapıyı yaptıktan sonra müteahhit orayı kimi hedefledi, orta yaşlıları hedefledi, oturur ona göre akıllı ev üretir. Gençleri hedefledi, ona göre akıllı ev üretir. Öğretim üyelerini hedefledi, ona göre üretir. Doktorları hedefledi, ona göre üretir. Akıllı ev onun için bir sınırı olmayan bir şey. Peki başkanım, son olarak Living Lab projesi ülkemizde ilk defa dedik. Bununla ilgili tanıtımlarınız ne durumda şu anda? Şu anda biz ilk defa burada Bahçeşehir Üniversitemizle beraber ortak bir toplantı yapıyoruz. Bugün o toplantı vesilesiyle buradayız. Bu iletişim teknolojileriyle uğraşan şirketler ağırlıklı olarak buraya geldi. Bununla başladık. Binamıza başladık. Binamızın bitişi tahmin ediyorum herhalde yılbaşı gibi bitmiş olur. Oranın açılışı ve ondan sonraki süreçte işte hastaların doktorlar tarafından evden muayene süreci başladıktan sonra zaten o süreç başlamış olur. Ondan sonraki süreci de biraz yatırımcılar, oradaki vatandaş, talepler, onlar şey yapacak. Şimdi müteahhitin birisi çok güzel akıllı ev diye bir şey yaptı. Satamıyor.
İkincisi gelmez. Ama müteahhit bunu yaptı. Oradan vatandaş bunu talep etti. Çok hızlı satıldı. Bütün müteahhitler, gelecek belediye, siz bunlarda neler yaptınız ki bu kadar hızlı sattılar? Dolayısıyla gelecekte bazı şeyleri de oradaki yatırımcılar, oradaki vatandaşın talepleri şekillendirecek. Biz sadece altyapıyı ve kurumsal olarak, kamu olarak onlara lojistik desteği sağlıyoruz. Peki Sayın Usta, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ve bu projede size de inşallah başarılar diliyoruz. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz seyircilerimize. Nihal Akça, biz de hemen başkanımıza ek olarak şu bilgiyi verelim. Başakşehir Living Lab ülkemizde ilk defa kazandırılıyor demiştik. Bu güzel proje 13-14 Eylül tarihlerinde Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ve Fuarında tanıtılacak. Bu güzel projenin başta ülkemize, daha sonra Başakşehir'e hayırlı olmasını dileyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Süleyman Tunç, sana ve konuğuna. Biz de kapatıyoruz, bir ara vereceğiz. Saat başında ülkede bu sabah devam edecek.